Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Geçen haftanın olağan dışı gündeminden sonra bu haftaya da aslında oldukça tatsız bir gündemle başladık arkadaşlar. CFTC Binance'e bir dava açtığını duyurdu. Aslında Binance'e açılan davalar açılacak. Davalar işte karalama kampanyaları, ana akım medyada çıkan Asla astarı olmayan onlarca haberden bunun birazcık farklı olduğunu görüyoruz. Henüz piyasalar o farktan dolayı bir fiyatlama yapmış değiller. Henüz hala ciddiye almış değiller. Ama önümüzdeki günlerin aslına bakarsanız ne getireceğini hep birlikte göreceğiz. Ee, olayın şu aşamasında bunun piyasaya şöyle etkisi olur, böyle etkisi olur diye böyle büyük büyük Laflar söylemenin kimseye faydası yok elbette. Şimdi konunun detaylarına bakacak olursak arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vadeli Trading Komisyonu, Vadeli İşlemler Komisyonu'nun e, Binance'e bir dava açtığını görüyoruz. Şimdi Burak güzel bir şekilde açıklamış. Onun fuludundan birkaç detayla aslında konunun özünden bahsetmek istiyorum. Konu şu, ABD'deki kişi, ve kurumlara türev kripto işlemi yaptırması yani vadeli işlemler yaptırması. Ama şöyle bir dert var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Binance US var. Binance Global'e Amerikalıların erişimi yok en azından biz öyle biliyorduk. Binance US'te de vadeli işlemler yok. Zaten kripto da vadeli tarafında e, mevcut borsalarda bir işlem yapabilmek Amerika Birleşik Devletleri'nde mümkün değil. Ancak şu şekilde bir arkadan dolanma yapmışlar. Chicago ve New York'taki trading şirketlerine VIP Handling adı altında bir hizmet sunmuş Binance. Bu şirketler ABD'de oldukları için aslında bu işlemleri yapmaları yasak. VIP bilmem ne olarak olması bir şeyi değiştirmiyor. Ama Binance'in arkasından dolanarak VPN ve diğer ülkelerde kurulan şirketler ile buna izin vermiş. Bu şirketlerin buradaki payı ne? Yazışmalarda görülen şey şu. 5 şirketin Binance'teki tüm işlem hacminin %12'sine denk geldi. Yani Binance'te vadeli işlemler tarafının spottan çok daha büyük olduğunu düşünürsek dolayısıyla Binance'deki genel hacme çok ciddi bir etkisi olacak bir orandan bahsediyoruz. Yani gerçekten büyük yatırımcıların burada deyim yerindeyse alt koşturduğunu görüyoruz. Ee, şöyle bir açıklama geldi Binance tarafından dün itibariyle işte beklenmedik ve ee, hayal kırıklığına uğratıcı bir e, karar olduğunu söylediler. Şöyle ki bunu da şuna dayandırıyorlar. Yani iki yıldır biz regülatörlerle çalışıyoruz. Hani böyle bir davanın açılması gerçekten bizler açısından beklenmedik olduğunu söylüyor. Ama şu bir gerçek ki, Binance gerçekten bütün dünyada e, ekipleriyle birlikte e, regülatörlerle çok ciddi, yakın. Temasta ilerliyor. Gerçekten hani ülkelerin mevzuatlarına uymaya çalışıyor. Ama en nihayetinde hepimizin bildiği gibi ana akım medyada e, ciddi bir e, kripto fudu var. Geçtiğimiz işte haftalarda yaşanan biliyorsunuz SVB Bank'in iflasında da kriptolar gündeme gelmişti. Ondan önce Silvergate'de de kriptolar gündeme gelmişti. Sanki kripto aktivasyonları oldukları için battıkları gibinde gibi bir... E, hava estirilmişti piyasalarda. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Yani böyle hani bir fırsat olsa da. E, ABD'li regülatörler bu kripto tarafını veya ABD'deki ana akım medya bu kripto tarafını sıkıştırsak şeklinde hareket ediyorlar. Ama şöyle bir gerçek var ki burada açılan dava detayları itibariyle bakıldığında aslında haklı bir dava. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek ama an itibariyle baktığımızda Binance'in token'ı olan BNB'nin çok da böyle hani dünkü haberle birlikte evet bir satış mumu gördük günlük mumda. Ama böyle büyük bir hacim görmediğimiz için hani bunun böyle çok genele yayılan bir hani topicün bir kaçış gibi piyasa tarafından okunmadığını söyleyebiliriz. Bunun tabii ki biraz önce de ilk girişte de söylediğim gibi şeyle ilişkisi olabilir. Yani o kadar çok Binance üzerinden bir foot yaratıldı ki piyasalarda özellikle şu son 2-3 senedir artık insanlar bağışıklık kazandı. Yani piyasalar bağışıklık kazandı ya bu da önden öncekiler gibidir gibi bir hava var. Bu sefer biraz daha farklı işler biraz daha ciddi ama en azından şu vakte kadar piyasaların bu ciddiyetle karşılık vermediğini görüyoruz. Teknik tarafta BNB tarafında şimdi eee kripto kuanttan e, şeye baktığımızda ise e, Vadeli verilere baktığımızda açık pozisyonlarda öyle ciddi bir düşüş olmadığını görüyoruz. Hatta hatta ve hatta dünden beridir açık pozisyonlarda ufak da olsa bir yükseliş var. Funding rate'e baktığımızda herhangi bir tarafta baskılanacak long veya short tarafında bir baskı yaratacak bir hacim olmadığını görürüz. Dolayısıyla hani bu derivatif ve işte vadeli işlemler tarafındaki hacimleri yaratan bu CFTC'nin davaya konu şeyinin e, mevcut hacimlere de şu anda da vadeli tarafında bir etkisi olmadığını görüyoruz. Yani bu da bize piyasanın henüz buna bir tepki vermediğini gösteriyor. Yani teknik tablolara baktığımızda bir satış görüyoruz. Evet bu bir negatiflik olarak değerlendirilebilir. Ama e, vadeli tarafına baktığımızda ve bu satışların hacimlerine baktığımızda böyle çok tedirgin olmuş bir piyasa olduğunu söylemek mümkün değil. BTC'de de aynı şekilde çok büyük bir tedirginlik görmüyoruz. Zaten BTC şu 22 ve 23 Mart tarihlerinde 28.600 seviyelerindeki teknik dirençten tepkisini almıştı. Sonradan zaten şuradan e, ocaktan gelen şu trend hattını tekrardan denemesi olağan dışı bir şey değildi teknik olarak. Dün tam olarak buraya dokundu. Bugün de üstünde kalmaya çalışıyor. Bu bu trend tattı çok çok böyle hani kırılması problem yaratacak bir trend tattı değil. Ama ona rağmen şu anda BTC'nin burada üstünde olduğunu görüyoruz. Bunun altında EMA'larım var. 21 EMA 26.000 seviyesinde, 55 EMA 24.190 seviyesinde. Bu EMA'ların da üstündeyiz. Bu EMA'ların üstünde kaldığımız müddetçe kısa vadede bir sıkıntı görmediğimi teknik anlamda söyleyebilirim. Tam bunların arasına gelen de zaten önceden Direnç olarak çalışmış ve bizi altında tutan yüzde e, yani neredeyse bir yıl boyunca altında tutan akümülasyon alanının üst kanadıydı 24.900 24.400 seviyesi buranın da önemli bir destek olarak çalışacağını unutmamak gerekiyor yani BTC'de de kısa vadede şu alan kısa vadeli destek bu alanın üstünde kalabildiği müddetçe BTC kısa vadede teknik anlamda daha yeni e, dipler gelecek, bir tedirginlik yaratacak bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. BTC'ye haftalıkta baktığımızda ise e, BTC'de teknik görünümün haftalıkta e, haftalardır aslında pozitif olduğunu konuşuyoruz ki 2 hafta önce 200 haftalık hareketli ortalamanın ve 55 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıktığımız için daha da pozitif olduğunu söylemiştik. Sadece burada ben bahsimi arttırmadığımı söylemiştim. Elimdeki portföyümün %50'sine denk gelecek. BTC'lerle devam edeceğimi, bu pozitifliği bekleyeceğimi söylemiştim. Ancak riski arttırmamamın sebebi BTC özelinde değil. Global piyasalardaki tedirginlik ve öngörülemezlik bunu da söylemiştim. Neyse, geçen hafta arkadaşlar aslında BTC... Teknik olarak haftalıkta da bir teknik direnci denediğini görüyoruz. O teknik dirençte şu Mayıs ayındaki diplerin yarattığı teknik direnç aslında bakarsanız 24, 29 seviyelerinde. Ama bunun altında yükselişten sonra bir doji görmek teknik anlamda bu aslında çok pozitif gözükmüyor. Yani bu hafta sadece salt teknik konuşacak olursak bu dojilerden sonra genelde satışlar görürüz. Bu haftada en azından bu vakti kadar bunun olduğunu görüyoruz ama haftalıkta da yani kısa vadede teknik yapıyı söyledim buralarda kalmamız gerekiyor haftalıkta da arkadaşlar 200 haftalık hareketli ortalamanın yani 25500'ün üstünde kaldığımız müddetçe açıkçası ben tedirgin olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Teknik taraftan baktığımda, he, temel tarafa baktığımda, global piyasalara baktığımda aylardır sizlere anlatıyorum. Gerçekten olumlu bir şey göremiyorum arkadaşlar. Her şey hatta ve hatta her geçen gün riskini arttırıyor. Problemler her geçen gün daha e, her an her şey olabilecek bir noktaya bizi götürüyor gibi hissediyorum tekniğin. Aksine. Şimdi global piyasalar demişken bu haftanın en önemli gündemi PC verileri var, e, çekirdek kişisel tüketim giderleri ve aynı zamanda kişisel tüketim giderleri bunlar enflasyon verileri tabii ki arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bunlar aslına bakarsanız hani önümüzdeki haftanın bu haftanın kapanışlarını ve önümüzdeki haftanın ee, Fiyat hareketlerini gözümüzün önüne koyacak. Şimdi global piyasalar demişken hep baktığımız S&P'ye baktığımızda S&P'de de çok sağlıklı bir teknik anlamda retest vardı. Ama BTC'nin aksine henüz 55 MA'nın ve 20 MA'nın üstüne net bir şekilde çıkabilmiş değil. Dolayısıyla burada hani bir problemle karşılaşıyor. Bu PC verilerinin beklentinin üstüne gelmesi durumunda muhtemeldir ki burada reddedilmiş bir haftalık kapanış göreceğiz S&P tarafında. Nasdaq'ta teknik olarak zaten 12900 seviyelerindeki teknik dirençten bir tepki aldığımızı görüyoruz. Onda da PCI verilerine bağlı olarak ya olumlu ya da daha olumsuz bir kapanış göreceğiz. Dow Jones'ta da aynı şekilde haftalık e, hareketli ortalamalarımız altındayız. DXY'ye geldiğimizde DXY'de şu iki trend hattını uzunca bir müddet izledim. Artık izlemeye lüzum olduğunu düşünmüyorum. Bu trend hatlarını yitirdik. Çünkü DXY'da da önceki tepki aldığımız dip ki burası hemen hemen Mayıs'tan beri dip yaptığımız alan 100-101 seviyeleri yine buralara doğru hareket ettiğini görüyoruz. DXY'in bu enflasyon verilerinin ee, yüksek gelmesi durumunda DXY'da S&P'nin aksine yukarı yönlü bir hareketlilik görmemiz mümkün. Dolayısıyla haftalık kapanışları DXY belirleyecek. Ben bu cuma günü arkadaşlar hem aylık hem haftalık e, kapanış üzerinden bir değerlendirme yapmak niyetindeyim. Orada biraz daha hani durumu e, belki verilerle Ele alma imkanında buluruz. Vix'te de aynı DXY gibi piyasalarda ters korele bir durum var. Onda da kritik desteğe tekrardan geldiğimizi görüyoruz. Yani enflasyon verileri yüksek gelirse muhtemelen Vix ve DXY yukarı, S&P, BTC, Nasdaq aşağı yönlü bir haftalık kapanış gerçekleştireceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi bu Brent petrolün birkaç haftadır yükseliyor olması ise bu enflasyon verilerinin belki gerçekten hani beklentilerin üstünde gelmesine sebep olabilir. Tek başına tabii ki buna yeterli olmaz ama bir negatiflik olarak söyleyebilirim. Açıkçası piyasaların beklentisi genelde e, izlediğim kadarıyla ki ben de biraz daha o tarafa yakınım. Çok böyle beklentilerin çok üstünde bir enflasyon geleceğini düşünmüyorum açık söylemek gerekirse en azından bu ay için. E, dolayısıyla hani çok piyasaları böyle korkunç bozacak bir şey olur mu? Pek emin değilim. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bugün birkaç haftadır bahsettiğim e, iPad Launchpad'inde e, IDO'su olan Magical'in IDO'su bugün başladı. Devam ediyor arkadaşlar. Burada bir staking mecburiyeti yok. Geçtiğimiz videolardaki detayları izleyebilirsiniz. Bu konuda ben açıkçası hani bu Binance FUD'u olmasaydı daha da ümit var olacaktım. Ama bugün listeleme sonrası ki Gate.io'da 17'de Türkiye saatiyle listelenecek. İyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu IDO'lar, IGO'lar, gemler için hep söylediğim bir şey var. Buralar arkadaşlar çok büyük riskler alınıp girilmez. Ufak ufak paralarla büyük marjlar yakalayıp para kazanmaya odaklanılır. Dolayısıyla bunu da tekrardan sizlere hatırlatmak isterim. Bugün söylemek istediklerim bu kadar dostlar. Hafta içi bir gün muhtemelen ya yarın ya perşembe günü bir portföy videosu gelecek. Cuma günü de aylık kapanış, haftalık kapanış üzerinden bir değerlendirme gelecek. Görüşmek üzere.